Aren TV'den hepinize merhabalar. 2024'ün Mart ayında yapılacak seçimlere yaklaşık olarak 3 ay 10 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim tarihi yaklaştıkça kulis bilgileri, kulis haberleri ve sürpriz adaylar da birer birer ortaya çıkmaya başladı. Bundan önceki haberimiz, hatırlarsanız değerli dostlar, Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için başvuruda bulunduğunu haberleştirmiştik. Biraz önce Duvar Gazetesi'nde yer alan kulis bilgisine göre, ki Duvar Gazetesi'ndeki kulis haberleri genelde de doğru çıkıyor, kaynakları sağlam olması gerek değerli dostlar. Duvar Gazetesi'nde yer alan habere göre DEM Parti'nin eski bir milletvekili ve deneyimli Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya iki büyük şehir için adaylık teklifi yaptığı, eş başkanlık için adaylık teklifi yaptığı ve Leyla Zana'dan yanıt beklendiği ikinci bir görüşmenin de yakın zamanda olacağı duyuruldu. O iki büyük şehir hangi şehirler, haberimizin detaylarında bunları da sizlere aktaracağız değerli dostlar. Detaylarımıza geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. DEM Parti sürpriz bir girişimde bulundu değerli dostlar. DEM Parti Diyarbakır için Leyla Zana'ya teklif götürdü. Adaylık için başvuruları 25 Şubat'a kadar uzatan DEM Parti Leyla Zana'ya Diyarbakır için eş başkanlık teklifi götürdü. DEM Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde deneyimli Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı için aday göstermeyi düşünüyor. Gazete Duvar'da yer alan habere göre adaylığı başvurularını 25 Şubat'a kadar uzatan, hatırlarsanız ilk etapta 10 Aralık'ta biteceği açıklanmıştı adaylığı başvuruları. Sonra bunu 20 Aralık'a, şimdi de 25 Şubat'a kadar uzattığını duyurdu DEM Parti. DEM Parti'nin Leyla Zana'ya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi için teklif götürdü ve Leyla Zana'nın kararının beklendiği gelen bilgiler arasında. Evet değerli dostlar, DEM Parti ya Diyarbakır ya da İstanbul için teklif götürmüş Leyla Zana'ya ve Leyla Zana'nın yanıtını bekliyor, kararını bekliyor daha doğrusu. Kulislerde DEM Parti yöneticilerinin önümüzdeki günlerde Leyla Zana ile bir kez daha görüşeceği belirtiliyor. Ve DEM Parti Türkiye'nin batı illerinde ilk etapta 27 ilçede aday göstereceklerini duyurmuştu. Evet değerli dostlar, DEM Parti'nin bu hamlesi çok doğru ve yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü zira hatırlarsanız Leyla Zana 1991'de Kürtçe yemin krizinden sonra son milletvekili seçildiğinde de bir yemin krizi yaşanmıştı ve ikinci kez yemin etmesi istenmişti Leyla Zana. Leyla Zana bunu red ederek yemin etmemişti. Bunun üzerine meclise katılmama gerekçe gösterilerek Leyla Zana'nın milletvekili düşürülmüştü. Ve o tarihten sonra HDP ile bir soğukluk olduğu yorumları Kürt hareketinden uzaklaştığı ve küstü yorumlarına neden oluyordu değerli dostlar. Bunun nedeni de Leyla Zana ne basın önünde ne hiçbir yerde hiçbir zaman demeci çıkmamıştı. Ve DEM Parti'nin bu hamlesiyle beraber doğru bir karar olacağını düşünüyorum ve bu haberlerin de kesilmesine vesile olur diye düşünüyorum. Leyla Zana ne karar verir bilemiyorum ama umarım bu tekliflerden birini kabul eder ve kendisini tekrar siyaset sahnesinde görmeyi bizlere esirgemez diyorum. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.